Şimdi değerli milletvekilleri, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine söz vereceğiz. İlk olarak İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam. Süremiz 5 dakika Sayın İslam. Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım. Ben bir ortopedistim, ortopedi profesörüyüm. Biz revizyon ameliyatları yaparız. Revizyon ameliyatı demek, hani bizim o çaktığımız vidalar, sistemler, protezler, bunlardan zayıflayanı veya başarısız bir ameliyatla fonksiyon görmeyenleri ele alırız ve bunları değiştiririz. Tabii amaç burada onu güçlendirmek, revize etmek ve güçlendirmek. Ben bu revizyon lafına, yani planın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız tarafından sunulması esnasında revizyon lafına takıldım, odama gittim, Red House'la Türk Dil Kurumu sözlüğünü bir daha karıştırdım. Yeniden gözden geçirip düzeltme anlamı içeriyor. Yani diyebiliriz ki eksikleri tamamlama, güçlendirme ama hasılı tekamül yönünde pozitif anlam taşıyan şekilde kullanılıyor revizyon. Şimdi şöyle bir deyime veya cümleye denk geldim. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 11. Kalkınma Planı'nda dönem sonu itibarıyla kişi başına gelir aşağı yönlü revize edilmiştir. Aşağı yönlü revize edilmiştir. Buraya biraz takıldık. Bu aslında bir şeyleri farklı anlatmanın. Dil oyunları deniyor ya, hani dil oyunlarının bir şeyi. Birçoğunuzun iş hayatı, ben bir şey değilim, tüccar değilim. Hani bir şirketim vardı ama muayenehane şirketi, yani tek sahibi benim, tek çalışanı da benim, öyle düşünün. Ama eminim ki birçoğunuz özel sektörde çalıştınız, başarılı bir hayat geçirdiniz ve buraya geldiniz. Şimdi bir CEO işe alıyorsunuz ve size diyor ki, ben diyor 12.480 dolar olan bu sermayeyi 25.000 dolara çıkartacağım 10 yıl içinde diyor. 2013'te bunu söylüyor. E ne yaptın diyorsunuz, gel bakalım 2018'de. 2018'de diyor ki bu 12.480'i ben 9.631'e düşürdüm. Ama 5 yıl içinde başladığım noktaya getireceğim. Yani 12.480 noktasını. Yani siz 10 yıl bu insana cebinizden maaş vereceksiniz ve 10 yıl sonra başladığınız gibi şirketi alacaksınız. Allah aşkına soruyorum ya. Böyle bir işveren olsanız, böyle bir CEO'yu ya da çalışanı ya da müdürü yerinde tutar mısınız? Olay bu kadar basit arkadaşlar. Buradaki değerli uzmanlar zaten konuyu detaylarıyla anlattı. Ben çok fazla detayına girmeyeceğim. Size 12 kaz verdik. 5 yılda bunu 9'a indirdiniz. 3'ünü kaybettiniz. Milletin anlayacağı dille. Şimdi diyorsunuz ki bize bir 5 yıl daha verin. Biz bunu 12'ye çıkartacağız. Ama 12'ye mi çıkartacaksınız? Bunu 6'ya mı düşüreceksiniz? Bu problem. Yani revizyonun anlamı burada iflastır arkadaşlar. İflas. Ha şimdi siyasette eğer başarı eşittir iktidarsa, hani derdi ya bir filozof, iyiliğin karşılığı kötülük olacaksa kötülüğün karşılığı ne olacak? E peki başarının karşılığı iktidarsa arkadaşlar, başarının karşılığı ne olacak? Başarısızlığın karşılığı ne olacak? Bunu bir düşünün. Bir noktaya değineceğim. Bu konuda daha fazla bir şey söylemiyorum. Size 12 kaz verdik. Bunu 5 sene içinde 9'a düşürdünüz. İşin özeti bu. KHK'lılara geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, ben şu isimleri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına sayıyorum. Gökhan Türkmen, Özgür Kaya, Yasin Ugan, Erkan Irmak, Salim Zeybek, Mustafa Yılmaz ve bu kartı kendilerine müsaadeleriyle arz edeceğim bu konuşma bittikten sonra.
Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısından valileri, emniyet müdürlerini arayıp bu insanlara ne olduğunu, 4 aydır haber alınamayan bu insanların akıbetinin ne olduğunu buraya çıkıp kendi savunma konuşmasını yapmadan önce öğrenmesini ve bize açıklamasını istiyorum. Sadece bu. Şunu gördük ki değerli arkadaşlar, sizin bu kalkınma planınızda insan yok, insan. KHK'lılara dair, yani hukuk sistemine tekrar döneceğinize dair, Sayın Başkan. Şimdi veriyoruz. Tamamlamak için 1 dakika veriyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bu listeyi arz edeceğim. Bence duydu, bence duydu, bence duydu. Orada tekrar arz edeceğim. Ama 140 bin KHK'lı hakkında, ya hasta, raporlu hastalar hakkında, geçtim kendimizi, hamile doğusa anneler hakkında, bebekli anneler hakkında, 800 bebek hakkında bu kalkınma planında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir düşünün ya, bir düşünün. İnsansız kalkınmayı Hitler de başardı, Stalin de başardı. Bakın tarihe. Ama bizim amacımız veya bizim burada ortak çabamız ancak ve ancak insanlı bir kalkınma yönünde olabilir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısından ben KHK'lılar hakkındaki planını da öğrenmek istiyorum. Sabrınıza teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.